Kızım dur çocuk halinde pelemi gel. Arkadaşlar merhaba. Yine hoş geldiniz videomuza. Bugün kraliçemizi aldık. Yanımda oğlum Karo'yu da aldık. Ve yanı sıra prensesi de aldık arkadaşlar. Şöyle biraz yürüyüşe çıktık. Yürüyüşe çıktık. İsmail şuradan alsana videoyu. Gel kızım, sen buraya gel. Hayvanlar arkadaşlar ayakları açılsın. Ve onlar da yürümeye alışsın. Kaslara biraz gelişsin diye. Onlara böyle köye geldikçe yürüyüş yaptırıyorum. Maşallah çocuklarım azıcık da olsa büyümüşler. Şöyle bakayım bir bit pire var mı? Yok gibi duruyor arkadaşlar. Hadi git oğlum annem. Bunlar arkadaşlar kafeste kalıyorlar. Kafeste kaldıkları için ayak kasları belki biraz geç, yani biraz güçlensin, biraz kaslansın diye yürümeye alışsın. Onları yürütmeye çalışıyorum böyle. Yaklaşık bir 500 metre geldik. 500'e şimdi gidersek hemen hemen 1 kilometre yol yürütmüş olduk onlara. Yani 1 kilometre aslında fazla da. 5-600 metre falan yürüdük onlarla beraber. Elimi aldım annesini böyle yavaş yavaş arkadaşlar yürüttüm. Onlar da peşinde geldi. Güzel güzel. Arkadaşlar yavrularımız bugün ay kaçı? Bugün ay kaçı bakayım abi. 17'si. 17'si. 37 günlük oldular. Şu anda hiçbir takviye vermedik bunlara. Sadece anne sütüyle besleniyorlar. Sadece anne sütüyle besleniyorlar ama yavaş yavaş artık bir takviye yapmamız gerek. Gel kızım buraya. Kraliçe gel buraya. Gel buraya. Yavaş yavaş arkadaşlar bunlara bir takviye yapacağım. Çünkü artık belki doymayabilirler. Gerçi anneleri hala sütlü. Süt var. Kendi sütlü bir hayvan. Allah'a şükürler olsun arkadaşlar. Ben bu annenin yavrusunu alabilmek için tam 3 yıl bekledim. Dur kızım, dur kızım, üstüme yatacaksın. Dur dur. Nasıl bir kızsın sen ya? Arkadaşlar bu beni çok seviyor. Ben de bunu çok seviyorum. Tabi şöyle bir şey söyleyeyim, sevgi de, yani sevgi insan gerçekten, yani dünyada yaşayan bütün canlılar insan içini bilir. Sevgi de hani nefret de karşılıklı derler ya. Yani benim mesela bu köpekte bir özellik var. Her zaman, her dakika ben ne yaparsam yapayım, yani her hamlede benim komutlarımı dinleyebilen, benim ağzına bakan, böyle ben içime girmeye çalışan bir köpek. Benden ayrılmak istemiyor hiçbir zaman için. Yani hayvan demek ki biliyor arkadaşlar. Yani dediğim gibi sevgiyle nefretle karşılıklıdır. Yani seven sevilir. Sevilmeyen sevilmez dedikleri bu olsa gerek bence. Mesela bakın şöyle göstereyim arkadaşlar. Bak mesela ben yürüyeceğim, o da yürüyeceğini sanıyor bak. Gelim asla imkanı yok. İmkansız bir şey yani. Bu köpekteki özellik bu. İmkanı yok, yani bırakmaz. Peşini, yani ben illa da nerede bağlı olursa olsun, kim götürse götürsün, kızım biliyor arkadaşlar. Çünkü onu böyle küçük bebekti, yine ellerimize doğdu. Onu ben büyüttüm. Bütün her şeyine, her şeyle ben ilgilendim. Hayvan biliyor arkadaşlar. Dediğim gibi sevgi, seven sevilir. Sevilmeyen de sevmez arkadaşlar. İnsan yani bütün canlıların kalbi aslında hisseder. Sevgiyi de nefret eder. Yavrularımız sağlıklı arkadaşlar şu an. Bu
benim oğlum. Arkadaşlar. Bu oğlumuz. Bu da kızımızdır arkadaşlar. Kendisi de benim büyük kızım. Kraliçe. Bu köpeğin arkadaşlar küçükken ben ismini Cazgır vurmuştum. Böyle çok aşırı cazgır bir hayvandı. Çok sinirli, çok sert. Hayvanlara karşı çok agresif, çok böyle cazgırımsız bir köpekti. Sonra onun o güzelliğini keşfettim. O akıl dolu halini, akıl küp olduğunu keşfettim. O güzel hayvana o cazgır ismi yakıştırmadım arkadaşlar. İsmini 3 aylıkken değiştirdim. GTK kraliçe yapmıştım. Dedim artık bu benim evimin kraliçesi. Ve arkadaşlar şeydi. Hayalimde kendisi gibi güzel bir kız olursa onun da adını prenses vuracaktım. Bu da arkadaşlar kendisinin fotokopisi ve kendisine bir gömlek daha güzel yavru verdi bize. Onun da ismini prenses vururum. Bakın arkadaşlar. Bu da evimizin prensesi. Öyle değil mi kraliçem? Kraliçe ve prenses. Ben arkadaşlar çoğu videomda söylüyorum. Çoğu zaman. Ben dişi köpekleri daha çok seviyorum. Dişiler anneler. Anneler farklı hayvanlar. Dişiler bilmiyorum daha böyle. Ya bilmiyorum ben dişi hayvanları daha çok seviyorum. Öyle söyleyeyim. Maşallah kızım da beni 3 yıl bekletti ama geçen bir önceki yazdı doğumu. Yavrularını çok sıcakta dayanamadı. Bıraktı arkadaşlar. Ondan bir önceki dönem yine yavru alacaktım. Onda da arkadaşlar bu bağlıydı. İpini koparmıştı yani dışarı bağlıydı. Kafeslerim yoktu o zaman. Kırtıp yuva kardeşi dinozorla yanına gitmişler. Dinozorla kavga etmişti. İkisi de biraz çılgın sert bir hayvan. Dinozor çenesi çok güçlü bir hayvan arkadaşlar. Bunu şu döşünden ısırmıştı. Döşünden ısırdı. Yavru hani hamileydi, hayvan yüklüydü. Döşünden ısırmıştı. Burayı bir yani şöyle bir derin bir yara açmıştı. Delmişti döşünü. Bu arkadaşlar böyle bir 3 saat nefesini toparlayamadı. Böyle kehlede. Nefes nefese kaldı. Nefesini yani toparlayamadı. Korktum. O da korktuğum başıma geldi. Ondan dolayı yavrularını bıraktı. Sonra çok sıcakta rahatsızlandı böyle. Bir rahatsızlık geçirdi. Orada da yavrularını bıraktı. Olmadı. Sonra arkadaşlar Allah'ım nasip etti. 3 yıl sonra. Bana çok güzel bir oğlan bir kız yavru verdi. İnşallah onlar arkadaşlar en güzel şekilde en güzel şartlarda büyütme planı yapıyorum. Umarım sağlıcakla büyür yavrularım da. O erkek arkadaşlar bakın. Çok güzel. Çok karakterli bir köpek. Belli her halinden belli. Ağız yapısı çok güzel arkadaşlar. Kafa yapısı çok güzel. O da dişi prensesimdir arkadaşlar. Evimin prensesi olacak inşallah. Neyse arkadaşlar. Bu videomuz da burada sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Videomuzu izleyip beğendiyseniz arkadaşlar. Sizden ricam. Videomuzun daha geniş kitlere yayması için. Videomuzu paylaşarak. Bol bol beğeni yapıp. Bir nokta veyahut da bir el işareti, emojisi yapmak bile benim için kafidir. Bütün yorumların hepsini ben dikkate alıyorum. Özellikle okuyorum her gece. Beğeni yapıyorum. Ve gerçekten bir yani yoruma cevap verecek bir yorumsa da kesinlikle cevap veriyorum arkadaşlar. Hoşça kalın arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi günler.